Merhabalar, Gece Eksper programına tekrar hoş geldiniz. Özlem Tuzkan, marka danışmanınız olarak tekrar karşınızdayım. Bugün çok değerli bir dostum, aynı zamanda çok gurur duyduğum bir çalışmanın arkasında duran bir isim Eda Oroya, Bir Direkt Tut Derneği, Make-A-Wish Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz dedim bak. I'm being polite yani. Evet. Nazik davranıyorum. Hoş geldin. Aslında evet. Yıllardır ben de derneğin gönüllüsü olarak çalışıyorum. Eskiden biraz daha aktiftim. Şimdi biraz daha az aktifim ama çok yakından takip ediyorum ve destekliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında ben başladığımda bu işe sen vardın. Yani vardım. Evet, yani birlikte bir sürü de iş yaptık seninle beraber, bir sürü proje yaptık. Evet. Ben de o zamandan beri buna çok gönül verdim ve bu işte devam ediyorum. Yani bu bir dernek, bu bir gönül işi ama bir yandan da bir iş gibi yönetmeye çalıştığımız, gerçekten düzgün bir şekilde yapmaya çalıştığımız, herkesin güvenini kazanarak yapmaya çalıştığımız bir iş aslında. Evet. Ve bunu tanıtmak, insanlara ne yaptığımızı anlatmak, onların güvenini almak ve ilerlediğimiz yolda, bizimle birlikte ilerlerken gerçekten doğru bir yolda ilerlediklerini hissedebilmeleri adına aslında derneklerle yapılan işler bu anlamda çok önemli. Çünkü biz Türkiye'de dernekler ve derneklere verilen önem ve sosyal sorumluluk projeleri artık yeni yeni yani yurt dışına baktığın zaman yeni yeni gerçekten insanlar buna daha çok önem vermeye başladılar. Onun için bir işi yaparken doğru yapmak, insanların güvenini kazanarak yapmak çok önemli. Ben bu dernekte bu kadar senedir bunu bu şekilde yaptığımız için ben de aynı gönülle çalışıyorum. Ve çok da keyif alıyorum. Ne güzel. Yaptığım işte. Biraz derneğin misyonundan bahsedelim. Bazı izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Evet. Derneğimiz 3-18 yaş arası hayati tehlike taşıyan hastalıklara sahip çocukların bir dileğini yerine getirerek aslında onlara bu zorlu süreçlerinde hayata tutunma, mücadele etme, ailelerine bu zorlu süreçte dayanma gücü sağlama ve aynı zamanda aslında o küçücük çocuklara hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını göstermeye çalışmak misyonunu üstlenmiş durumda. Bizim hiçbir şartımız, hiçbir koşulumuz yok. Çocuklarımızın hayati tehlike taşıyan çocuklar, hastalıklara sahip çocuklar olması bizim için tek şart. Bize başvuruyorlar. Biz doktorlarıyla bağlantıya geçiyoruz. Ondan sonra da o süreç başlıyor. Önce birazcık bahsedeyim nasıl bir şey yaptığımızdan. Önce çocuklar bize başvuruyorlar. Hastalıklarını ve bizimle bir şekilde bağlantıya geçmek istediklerini belirtiyorlar. Biz de onların doktorlarıyla önce bağlantıya geçiyoruz. Hastalıklarını öğreniyoruz. Ondan sonra da çocukların evini ziyarete gidiyoruz. Evi veya hastane ortamındaysa eğer, hastane neresiyse. Türkiye'nin çünkü dört bir yanında bu işi aktif olarak bizimle birlikte yapan gönüllülerimiz var. Tıpkı senin gibi. Ve onların desteği inanılmaz önemli. Çünkü onlar sayesinde Türkiye'nin her bir yerine ulaşabiliyoruz. Ondan sonra da onların evine gidiyoruz veya hastaneye gidiyoruz. Dileklerini alıyoruz. Dileklerini alırken de dört tane dilek alıyoruz. Dört tane dilek altında toplamaya çalışıyoruz. Aslında amaç en çok istediği dilek orada. Gerçekten bu mümkün değil olmaz diyeceği şeyi bulmaya çalışıyoruz. O arada da diğer dilekleri de bazen doktorlar birinci dileğinin gerçekleşmesine herhangi bir engel varsa izin vermeyebiliyorlar sağlık nedeniyle. Onun için mutlaka onunla ilgili bir şey yapmamız lazım. Mutlaka onun seveceği, hoşuna gidecek, ona moral verecek bir şey yapmamız lazım. Dolayısıyla birkaç tane dilek alıyoruz. Çünkü bizim dileklerimizin de kategorileri var. Gitmek istiyorum, olmak istiyorum, tanışmak istiyorum, sahip olmak istiyorum. Ve bunlarla ilgili dileğini alıyoruz. Ama bunun haricinde bir form dolduruyoruz. Ve bu formda sadece dileği değil, sevdiği yemekten, sevdiği takıma, sevdiği sanatçıya, sevdiği filmlere, her şeyle ilgili, o çocukla ilgili bilgiyi topluyoruz. Evde başka çocuk varsa mutlaka onunla ilgili de bilgi alıyoruz. Bazen böyle küçük kıskanmalar olabiliyor ona gelen ilgiden dolayı.
Ondan sonra da doktor ile bağlantıya tekrar geçip diyoruz ki çocuğumuzun dileği bu, yapabilir miyiz? Yapmayla ilgili bir aciliyet süremiz, dönemimiz var mıdır? Çünkü bazen hemen olması gerekiyor. Bazen o tedavi sürecinde oluyor ve doktor bizi ona göre yönlendiriyor. Ondan sonra da esas işin keyifli kısmı başlıyor. Çünkü esas bizim için keyifli diyorum. Çünkü onun için bir hazırlanma başlıyor. Çünkü bizim için orada amaç o gün o çocuğa hayatının hiçbir zaman unutmayacağı, sonuna kadar o gün benim günümdü diyeceği günü yaratmak. Dolayısıyla aslında buradaki hedef bizden istediği bir ufacık bir PlayStation'sa bile amaç o PlayStation'ı götürüp vermek değil. Amaç o günü onu unutulmaz kılmak. Hediyeler, sevdiği her şeyin üzerine bir sürü hediye alınıyor. Paketler hazırlanıyor. İşte ne bileyim o nerede yapılacaksa, eğer evden çıkabiliyor, hastaneden çıkabiliyorsa bir yere götürüp o çocuğu orada ona böyle bir partiler düzenlemek gibi bir gerçekten bir event hazırlanıyor. Ben de tanık oldum. Evet, biliyorsun. Çok büyük uygun, keyif. Çok büyük keyif. Hep şöyle bir soru geliyor. İşte bunu yaparken hani kötü hissetmiyor musunuz? Çünkü sonuçta hasta bir çocuk, üzülmüyor musunuz? Tam tersine. Aslında biz orada onu o kadar mutlu etmeye çalışıyoruz ve o da o kadar mutlu oluyor ki güzel bir gün yaşatıyoruz. Hepimiz mutlu gidiyoruz ve harika bir günün sonunda herkes evine mutlu bir biçimde dönüyor. Ben çalışmalarımdan ekibime bahsederken şöyle bir ifadede bulunmuştum. Doğumumdan sonra, kızımın doğumumdan sonra yaşadığım en güzel gün bu çocukların hayallerini gerçekleştirdiğim doğru günler oldu. Gerçekten anlattığın gibi herkes için çok mutlu, büyük çok keyif. Çok büyük keyif. Evet. Ve orada aslında onların hayallerini büyütüyorsunuz. Tabii o yani süreçte o uyguladığınız, sorduğunuz sorularla. Çok şey bir şey bu. Yani bir futbolcuyla tanışmak istiyor. Onu hep televizyonda görüyor ama hiçbir zaman o çocuk o futbolcuyla karşı karşıya gelebileceğini, bırak karşı karşıya gelmeyi, sarılıp öpüşüp koklaşıp işte bir beraber topa vurmayı, kaleye gol atmayı, böyle bir şey hayal bile etmiyor. Bunu gerçekleştirmek, bu kadar milyon ne kadarlık bir ülkede yaşıyorsak, o milyonda kaçsa o çocuk onu yaşıyor. Biz onu yaşatıyoruz ona. Bizim için doktorun izin verdiği sınırlar içerisinde imkansız yok. Biz her dileği yerine getiriyoruz. Ne oluyor çocuğun psikolojisinde? Nasıl bir psikolojik ve fiziksel etki bırakıyor bu hayallerin gerçekleşmesi? İnanılmaz. Bir kere şöyle, gerçekten çok bazı çocuklarımız var. O süreçte çok kapatıyorlar kendilerini, konuşmak istemiyorlar. Dileklerini almaya gittiğimizde bile ağzındaki bandı çıkartmak istemiyor, konuşmak istemiyor. O kadar hani artık böyle şey vaziyette oluyorlar, yani mutsuz vaziyette oluyorlar. O dilekler gerçekleştiği zaman bizim için genelde şöyle bir şey oluyor, bizim için o en güzeli. Şöyle diyorlar, benim bu dileğim gerçekleşti ya, ben de iyileşince sizin derneğinizde çalışacağım. Aslında buradaki bu laf o kadar önemli ki onun geleceğe baktığını ve umutla baktığını gösteren bir şey. Hayata tutunduğunu gösteren bir şey. Hepimizin de aslında buradaki amacı bu. Biz medikal bir yardım yapmıyoruz, evet. Ama yaptığımız o dilek gerçekleştirmeyle onun hayatına başka bir yönden dokunuyoruz. Ona umut veriyoruz. Sen de iyileşebilirsin diyoruz. Hayatta hiçbir şey imkansız değil diyoruz. Buna inanıyorlar. Ve buna inanıyorlar. Tabii ki inanıyorlar. Ve biliyoruz ki beynimizin pozitif düşünüyor olması direkt etki ediyor. Aynen. Hem de nasıl? Fiziğinize. Yani bazen inanmıyorlar ama biz doktorlarla da bunu konuşuyoruz. Bir çocuğumuz vardı geçmişte. Ben bu hikayeyi hep anlatıyorum ki beni çok etkileyen hikayelerden bir tanesidir. Doktorumuz telefonu açtı. Dedi ki çok acil bir dilek bu. Bir an evvel yapın. Ve hastanedeydi çocuk ve biz apar topar gittik. Aslında istediği bir tane bilgisayar. Ama neden bilgisayar? Çünkü benim hayatım burada geçiyor. Hastanede geçiyor ve ben dedi yani hayata bundan bağlanıyorum. 14 yaşlarında bir çocuktu. Hemen dileğini yerine getirdik hastanede. Ve doktor şöyle anlattı bize tanımlarken. Dedi ki o kadar kendini artık kapattı ve bıraktı ki dedi. Yani onun dedi bir şeye ihtiyacı var zaten, yani bir morale ihtiyacı var. Konuşmak istemiyor, yürümek istemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Okey. Biz dileği gerçekleştirdik hastanede. Ondan bir iki hafta sonra gönüllülerimiz o hastaneye başka bir dilek için gidiyorlar. Ve diyorlar ki bakalım ne yapıyor acaba?
Odasına gidiyorlar, yatak boş. Acayip panikliyorlar ve doktora koşuyorlar. Ne oldu? Yani biz daha 2 hafta önce bu dileği yaptık. Doktor diyor ki o bir mucize oldu. Sizden diken sonra... diken oldum. Evet, ama gerçekten bununla ilgili bir videomuz bile var, doktorun anlattı. O bir mucize diyor. Yani sizden sonra bir anda başka bir şey oldu. Çünkü sizin de geleceğinizi hiçbir zaman tahmin etmedi. Evet. Ben bir dilekte bulundum ama hani o bile gerçekleşmeyecek. Yani bu artık hani böyle. Hı hı. Ve bir anda dedi tedavilere yanıt vermek isteği doğdu. Bizim için dedi bu çok önemli. Çünkü hastanın tedaviye yanıt vermesi için önce istemesi lazım. İnanılmaz bir biçimde dedi biz onu bu hafta evine gönderdik. Ben hatırlıyorum bir çalışmamızda kan değerlerinde ki etki çok hızlı çok, görülmüştü. Yani çok. Bir gün içerisinde hiç beklenmedik gelişmeler olmuştu. Evet. Çocuğun. İşte o umudun bir herhalde göstergesi diye düşünüyorum. Ay ben. Harika, harika bir. Evet, ben de çok mutlu çok. Yapıyorum bunu ve evet, gözlerimizde olmadan sohbet edebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Ne güzel. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bir sürü işbirliğiniz oluyor çeşitli markalarla. Evet. Sence son işte kaç senedir bir dilek tuttasın? 10 senedir. 10 senedir. 10 senedir ve son zamanlarda sosyal sorumluluğa karşı olan markaların tutumu nasıl değişti? Çok ne değişti. Gibi ilişkileriniz ve işbirliğiniz oluyor? Sponsorluk nasıl kendisini hı-hı. yeniledi son zamanlarda? Çünkü çok daha derin, manalı çok. İşbirlikler gerekiyor. Senden onu duymak istiyorum. Bu hakikaten çok önemli bir soru çünkü gerçekten 10 sene önce biz bu işe başladığımız zaman hep böyle yaptığımız küçük küçük eventlerle, organizasyonlarla bağış toplamaya çalışıp hı hı. işte kişilerden direkt şahıslardan bağış toplamaya çalıştığımız bir yöntem hı hı. içerisindeydik. Kendimizi hı hı. anlatmaya çalışıyorduk. Tabii hı hı. ki bizim de bilindiğimiz arttınca, farkındalık doğunca bir dernek var, bir Dilek Tut Derneği bu hı hı. işi yapıyorlar. Hı hı. Bizi tanımaya başlayınca. Bizler dedik ki yani bizim şirketlerle bir şey yapıyor olmamız lazım. Ama 10 sene öncesinde şirketlerin de buna yaklaşım tarzı bu kadar şu andaki gibi değildi. Artık şirketlerin hemen hemen hepsinde, hatta hepsinde diyebilirim, bir sosyal sorumluluğa ayrılan bütçe var. Ve dolayısıyla onlar da istiyorlar ki şirket evet toplum için bir şey yapıyor ama bu toplumun içinde böyle bir projeyi de mutlaka yer vermesi gerekiyor. Ve aslında onlar da bir arayış içerisine girdiler. Hı hı. Sosyal sorumluluk projeleri nasıl yapalım? Bunu yaparken hem şirketimizin yapısına uygun hem de bizim eğer ürettikleri bir ürün varsa ona uygun bir şey olabilmesi veya çocukla ilgili bir ürün yapıyorlarsa çocuğa yönelik bir sosyal sorumluluk projesine destek vermek gibi arayışlar başladı. Biz de bu arayışlar süresince artık böyle nasıl bir şeyler üretebiliriz'i baktıktan sonra bir proje geliştirdik hı hı. derneğimizle. Ve çok da keyifli bir proje oldu bu. Çünkü şu anda şunu çok net söyleyebilirim. Yani bizim derneğimizin %88'i, gelirinin %88'i, bağışların %88'i diyeyim. Tamamen şirketlerle yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden kaynaklanıyor. Eskiden nasıldı oran? Eskiden, hatırlıyor musun? Eskiden... Hatırlıyorum tabii ki eskiden oran genelde bizim %50-60 civarında yaptığımız organizasyonlardan yani dışarıda yapılan etkinlik ve organizasyonlardan yaptığımız galalardan filan elde edilen gelirlerle derneği ayakta durup tutmaya çalışıyorduk. Şimdi ise bir projeyle gidiyoruz şirketlere artık. Siz mi tasarlıyorsunuz biz projeyi? Biz tasarladık bu projeyi. Peki reklam ajanslarıyla ya da çok şirketin tarafındaki müşteriye reklam ajansla birlikte mi gidiyorsunuz yoksa müşteriyle direkt oturup tasarlıyor musunuz? Nasıl şöyle, gelişiyor adımları? Şöyle aslında bir projemiz var. Bu hı. belli bir proje. Onu anlatayım. Şöyle ki projede şöyle bir şey oluyor. Biz de şirketlere gidiyoruz. Kendimizi anlatıyoruz ve tanıtıyoruz. Hı hı. Sonra diyoruz ki bizim derneğimizin ne yaptığını ve sizin de verdiğiniz ve vereceğiniz, ayırdığınız bütçedeki o bağış miktarının nereye gittiğini görebilmeniz için hı hı. bizim birlikte bir şey yapmamız lazım. Sizin bu işin içinde bizzat yer almanız lazım. Nasıl hı hı. olacak bu? Diyoruz ki biz gelelim. Çünkü mutlaka gönüllü olabilmek için bir eğitimden geçmek gerekiyor. Kısa 2-3 saatlik hı hı. bir eğitim ama onu vermemiz şart. Hı hı. Diyoruz ki siz bir madem bütçe ayırmışsınız buna şirket olarak. Şirketinizde çalışanlarla
bir grup oluşturup, bir gönüllü grubu. Zaten çoğunlukla da şirketlerin içerisinde bu gönüllü grupları var artık. Biz onlara eğitim verelim. Ondan sonra da onlara derneği, misyonunu anlattıkları eğitimi verdikten sonra diyelim ki bakın bu çocuğumuz var. Bu çocuğumuzun dileği bu. Hadi gelin siz bu dileği kendiniz planlayın şirket içerisinde. Dolayısıyla bu aslında bir İK çalışması oluyor. Ha, harika. Ya aslında bir evet engagement projesi aynı zamanda. Aynen öyle. Ve daha gerçek bir sahiplenmeyi. Aynen öyle. Çünkü onlar da diyorlar ki bir kere orada şirketin ayırdığı bütçe aslında çalışanlarına da bir şey kazandırmış oluyor. Onları da bir şeyin içine dahil etmiş oluyor. Ondan sonra onlar planlıyorlar. O inanılmaz keyifli bir süreç. Çünkü birlikte oturuyorlar. Şirkette o çalışan insanlar yaptıkları işten bambaşka bir konuyla ilgili bir masanın etrafında bir araya geliyorlar ve planlıyorlar. Ve sonra gelip kendileri gerçekleştiriyorlar o dileği. Ve normalde belki birlikte çalışmayan kişiler bir araya geliyor. Aynen öyle. Hem birlikte çalışmayan kişiler bir araya geliyor. Hem yani tabii ki her şirket artık Türkiye'deki sosyal sorumluluk projelerine destek vermek için, derneklere destek vermek için bir şeyler yapıyor. Eğitim kurumlarına, değişik işte derneklere bağışta bulunuyor. Ama burada bulunduğu bağışı aslında kendisi yapıyor. Yani kendisi de o işin içinde yer aldığı zaman bu inanılmaz büyük bir keyif veriyor. Ve bu şirketlerle bizim yaptığımız bu proje inanılmaz derecede keyifli bir hale geldi. Şimdi biz onlara bunu anlatırken, şimdi ne mutlu ki onlar bizi arayıp biz sizinle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Devamı geliyor diyorlar. Mu arkasından? Geliyor. Devamı geliyor. Bunu yaparken de bazen onların reklam ajansları diyorlar ki biz de dahil olalım. Bunu işte video çekimleriyle daha profesyonel bir hale getirelim. Ve bunu internet web sitemizde yayınlayalım. İşte çok daha anlamlı bir hale getirmek istiyorlar bu sosyal sorumluluk çalışmalarını. Sadece bir pazarlama faaliyetinin ayrılmış bir bütçesi gibi değil de fiilen evet ben bunun hani parasal desteğini vermekle beraber başka hangi anlamda destek verebilirim? Bu benim kurum kültürüme, bu benim marka felsefeme nasıl katkıda bulunur? Ve markamın vaat ettiğiyle bu sosyal sorumluluğun, misyonunun arasındaki ilişkiyi de daha çok masaya koyup değerlendiriliyor son zamanlarda. Yani ürün çok, çok önemli. Tabii bazen yani diyorlar ki bizim şöyle bir ürünümüz var ve biz yani çocuk üzerine bir ürün bu. Ve bunu biz bu şekilde yapmak istiyoruz. O zaman tabii çok daha keyifli oluyor. Çünkü ürün çocukla ilgili olduğu zaman şirket buna gerçekten keyifli bir yatırım gibi görüyor. Ve aynı zamanda da yani çocuğa yapılan yatırım. Ve bu dernekle de bunu bağdaştırdığı zaman inanılmaz keyifli bir proje çıkıyor ortaya. Ondan sonra da artık onu sosyal medyada duyurmak onlar için en güzeli. Tabii bir de biz uluslararası bir derneğiz. Daha doğrusu 2009 yılından bu yana Make-A-Wish International'ın bir üyesi olarak Türkiye'de çalışıyoruz. Evet. Ama buradaki fark bazen yanlış anlaşılıyor. Biz bir Dilek Tut Derneği olarak Türkiye'de Türk çocuklarının dileklerini yerine getiriyoruz. Böyle bir yabancı kuruluşun bir parçası olmak başka bir hani yurt dışından çocukların dileklerini gerçekleştirmek gibi algılanmamalı. Biz sadece global olarak Make-A-Wish bütün dünyada akla gelen ilk marka olmayı çocuk derneği markası olmayı hedefliyor. Aslında bir de böyle bir hedefimiz var. Şu an birinci galiba UNICEF belki dünyada. Evet, aynen UNICEF'den öyle. UNICEF'den sonra Amerika'da biz de yani Make-A-Wish. Make-A-Wish evet. Yani Make-A-Wish ilk beşte yer alıyor. Ama istiyoruz ki biz birinci olalım. İlk akla gelelim. Dolayısıyla orada da bununla çocuk ilgili deyince. Yapılan bir takım işte eğitimler var. Evet. Bunlara katılıyoruz. Kendi aslında bu marka. Bir Dilek Tut Derneği de bir marka. Bu markayı Türkiye'de nasıl iyi tanıtabiliriz? Nasıl insanların güvenini kazanarak gerçekten yaptığımız işi doğru anlatabilir? Doğru bir farkındalık yaratabiliriz. Bunun için de böyle eğitimler alıyoruz. Harika. Ama Türkiye'de bizim çocuklarımızın dilekleri yerine getiriyoruz. Ne güzel. Yani çok kurumsal aslında çalışan bir dernek. Etkisini bizzat ben kendi gözlerimle, kendi kalbimle yaşadım. Çok tebrik ediyorum. Yani teşekkür İyi ki dünyada böyle sizin gibi insanlar var. Sen de onlardan bir tanesi. Böyle çocuklara dokunabiliyor.
ve umut verebiliyor. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Size güzel günler diliyorum.